Genel olarak Türkiye'deki öğrenciler için neler yapmasını, nelerle ilgilenmesini tavsiye edersiniz? Soru daha spesifik olarak Türkiye'de sanat okumak isteyen veyahut da sanat danışmanı olmak isteyen spesifik bir öğrenci grubu için neler yapmasını tavsiye edersiniz? Çok genel olarak toplarsak yani. Tabii. Ya genel olarak gençlere söyleyeyim. Ya arkadaşlar diyeyim. Tabii. Canlar. Üniversiteye başladınız, üniversiteyi bitirdiniz. Üniversiteyi bitirmekle olay bitmiyor. Ya da üniversiteye başladım, evet ben üniversiteye başladım, şu anda bilgisayar mühendisi olacağım ya da makine mühendisi olacağım ya da ressam olacağım, resim bölümü, heykeltıraş. Zaten ressam olmuyorsunuz bitirdiğiniz zaman da. Kendinizi birinci sınıftan itibaren yetiştirmeniz gerekiyor. Hani çalışmak, çalışmak, çalışmak. Sinemaya gideceksiniz, tiyatroya gideceksiniz. Tabii ki eğleneceksiniz. Hepiniz gençsiniz. 19, 20, 22 yaşında olacaksınız. Ya da şu anda 25, 27 yaşındasınız. Tabii ki gezeceksiniz. Seveceksiniz, aşık olacaksınız, üzüleceksiniz. Ama unutmayın, hayat gidiyor. Ve sizin belki Emre Bey daha iyi bileceksiniz. San Francisco'da olduğu için sadece üniversite okumakla olmuyor bu iş. Kendinizi o kadar çok geliştirmeniz gerekiyor ki çünkü sizin diğerlerinden farklı olabilmeniz için kendinizi daha ileriye atmanız gerekiyor. Bu da bilgiyle, bu da beceriyle, bu da ne kadar çok background doluluğuyla alakalı bir şey. Biraz cümle düşüklüğü oldu burada, kusura bakmayın. Yani gezeceksiniz, göreceksiniz, araştıracaksınız. İnternette ya uyumaya vaktiniz yok ya, ya uyumayın. Çok az uyuyun ama sağlıklı beslenin, kahvaltı muhakkak edin. Sağlıklı bir erken güne başlayın. Yani sabah yatıp da öğlen güne başlamayın. Erken hani hava aydınlanıyor 5:30 6'da al. Hadi 6:30 erken güne başlayın. Ne kadar erken o kadar çabuk yol alırsınız. İnsanlar 45-50 yaşında bir yerlere gelemediğinde üzülüyorlar. Siz daha erken yol alın ve daha çok çalışın diyorum. Çalış, çalış, çalış. Kendinizi geliştirin, korkmayın. Herkese mail atın. Ne istiyorsanız elde edebilirsiniz. Sanat anlamında Türkiye'de bir kere gerçekten sanatı isteyin. Sanatçı olacaksınız, sanat danışmanı olacaksınız ya da kreatif direktör olacaksınız ya da resim öğretmeni olacaksınız. Güzel sanatlara gireceksiniz. Hangisi? Marmara, Mimar Sinan, özel üniversiteler. Korkmayın, girin. Bakın, unutmayın. Ben bunu beni tanıyanlar bilir. Ortaokulda resimden kalmış bir insanım. Hani bütünlemeye kalıyorlardı. Bizim dönemimizde vardı. Sizin döneminizde yoktur büyük ihtimalle de. Hani 80'li dönemlerde vardı. Okulda böyle öğrenci başarılı başarısızı tartışmak istemiyorum. O öğretmenin verdiği notla alakalı bir durum. Bütünlemeye bıraktı. Okey, çok güzel. Ama ben resmi o kadar çok istiyordum ki güzel sanatlara girdim. Marmara'yı kazandım. Eğitim fakültesini de kazandım. O da ayrı da ama Marmara'da resim bölümünde okumak istiyordum. Ve hedefime ulaştım. Sergiler açmak istiyordum. Yurt dışına çıkmak istiyordum. Hedefime ulaştım. Ama arkadaşlar çok çalışmak gerekiyor. Atölyede sabahladığım, atölyede ağladığım zamanlar var. Ama hiçbir zaman usanmadım. Dosyalarım geri çevrildi. Hiçbir zaman usanmadım. Oradan geri çevrildi. Öbür taraftan kabul edildi. Yani daha çok okudum, daha çok araştırdım. Bunları yapacaksınız. Aslında rutin. Hani annelerinizin söylediği şey yani çalışmak. Ama hani kuru kuru oturup da ders çalışmaktan bahsetmiyorum. Araştırmaktan bahsediyorum. Dünya o kadar ileriye gidiyor, o kadar hızlı gidiyor ki. Konuşmamızın başında biraz bilmiyorum kayıt oldu mu söylemiştim. Ebru normalde biliyorsunuz teknede yapılır. Belli bir saygıyla yapılır. Şu an internette yapılıyor artık. Bilgisayar ortamında belli programlar var yapıyorsunuz. Resimler artık dijital ortamda yapılıyor. Yani çağ o kadar ilerledi ki sizin o çağı yakalayabilmeniz için hani iki gözünüzü, kulağınızı, her duyu organınızı açmanız gerekiyor. Söyleyeceklerim bunlar.